Ortalama bir bilgi ve deneyime sahip bireyin, kısacası sıradan bir vatandaşın gördüğü bir belge ya da ürünü gerçeğinden ayıramaması doğal. Bu yüzden sahtecilik, korsanlık ve taklitçilik küresel ticaretin 600 milyar dolara varan kısmını oluşturuyor. Otomobil parçasından çocuk mamasına, kalp pilinden insüline, her şeyin sahtesinin üretildiği bu dünyada bir fener bekçisinin sahte polis rozetini fark etmesi beklenemezdi elbette. Kim o? Polis. Buyurun. Saniye Hanım değil mi? Evet. Ben Başkomiser Orhan. Bu kız tanıyor musunuz? Kim geldi Saniye anne? Onu kıyıda bulduğumuz günden beri bir gün böyle olacağını biliyorduk zaten. İsmet Sümer, 53 yaşında, eski fener bekçisi. Hiçbir şey hatırlamıyor muydu? Baygındı bulduğumuzda. Yaralanmıştı. Kendine gelince adını bile söyleyemedi. Hatırlayamıyordu. Neden polise haber vermediniz? Ben haber vermek istedim. Ama kızcağız çok korkmuştu. Hanım da istemedi. 5 yıl önce oğlumuzu kaybettik. Deniz'de yitti gitti. 18 yaşındaydı daha. Arkadaşlarıyla balığa gitmişti tekneyle. Fırtına çıkmış. Düşmüş bizim oğlan. Yıllardır cesedini bile bulamadık. Ayşe'yi bulunca Deniz oğlumuzu aldı, bir kız verdi bize dedik. Ayşe, gelmek istemiyorsan seni zorlayamam. Ama annene haber vermek zorundayım. Bahsettiğiniz ablanın fotoğrafı var mı yanınızda? Hayır. Ama ablana çok benziyorsun. Sen kaybolduğundan beri seni aramaktan hiç vazgeçmemiş. Bugün cenazesi kaldırılacak. Olur, ağlama artık. İstemezsen gitme. Olur mu hiç kızım? Ablan seni ararken hayatını kaybetmiş. Zavallı anneciğin neler çekmiş kim bilir. Bunca zamandan sonra kızına kavuşacak. Nasıl gitme derim ben sana. Efendim Selim. Başkomiserim. Cevher'in adamını yakalamışlar. Sorguya alıyorum hemen. Tamam, ben Ayşe'yi ailesine teslim edip hemen geliyorum. Hazır mısın?
korkuyorum. Korkma. Ablan seni bulmak için 2 sene uğraştı. Hayatına mal olsa da seni bulmayı başardı. Annen de uzun zamandır bu anı bekliyor. Annemin yüzünü bile hatırlamıyorum. Ya Zehra'yı? Sanki biraz hatırlar gibiyim. Ama onun da yüzü net değil. Thank you.